Sona erdi Belçika. Ah be, direkt fail olmuş. Yarışın sonunda yağmur gözüküyor. Muhtemelen ona yağmur bizi etkilemez. Nico Hülkenberg Racing Point'e geçmiş Perez'in yerine. Perez de Alfa Romeo'ya geçmiş Giovinazzi'nin yerine. Parçalar ne oldu? Pendik'te daha. Evet, penaltı puan alacağım biliyorum. Parçalar geldi. Hadi bakalım. It's qualifying time at Spa, one of the mightiest tracks on the Formula One calendar. Long straights, up and downhill, Eau Rouge as well. This track isn't for the faint-hearted. The competition is certainly heating up as we head into today's qualifying. Some impressive times showing up during the evet. previous... Hadi bakalım. Her ne kadar ceza da alacak olsam, piste alışmak için sürüş yapmak istiyorum. Verstappen. Belçika bayağı... Hangi pisti ya bura? Evet, şu bayağı en yavaşlanan kısım orası. Hatırladım, tamam. Şuradan yokuş aşağı yokuş yukarı çıkış yeri değil mi? Bura şey değil mi ya? Şu geçen yarışta hayatını kaybeden Formula 2 yarışçısının pist. Aynen o pist bu. Daha turlayamadım. Heh, sonunda boşaldı. Nomad Vagabond. Vagabond hoş geldin. Teşekkürler Tayfun. Umarım memnun kalırsın yayında. Aynen he, Antonio Hubert. Ya da aklına gelmedi bir an ya, Hubert. Peki, burayı ben mi yanlış aldım acaba? Bir saniye kontrol etmek istiyorum. DRS'in geldiğini anlayamıyorum abi hala. Bu kamera açısından. Ben yanlış dönmüşüm az önce.
Vortex attı 0-7 hoş geldin. Teşekkürler. Tayyip Şumur'un memnun kalırsın yayında. Ya elimi gazdan çekemiyorum ya. Niye böyle? Şurayı alamadım bir türlü. Gamepad ile oynuyorum, yes. Gamepad ve yeni birkaç zorluklar yaptık. Onlara alışmaya çalışıyorum. İşte fren asistini falan iyice kapadım. Lastiklerin kilitlenmesi de açık artık. Bir de içeriden sürüyoruz. Kokpitten sürüyoruz. Peki burayı niye yanladı? Hayret. Alışacağım. Burada yavaşlamamam lazım mesela. Yavaşlamak iyi bir hamle değil çünkü. Bu yarış kaç turdu ya? Yedi. Güzel. Uzun zaman sonra biraz yukarılara tıkmandım. Antrenör kapağı sürekli kilitleniyor. Tam fren yapıcı. Onu... Ben de yeni alışıyorum işte. Dün gece oynarken değiştirdik. Dün gece oynadığım son yarışı kazanınca şey dedik. Zorluğu mu artırsak? Başka bir şeyler mi kapatsak? Biz de dedik o zaman fren asistini kapatalım. İşte teker kilitlenmesini açalım. Kokpitten sürelim. Oyunu daha nasıl zorlaştırabiliyorsan. Grojen. Çekil Grojen. Teker tekere gidiyoruz. Grojen! Yapma bunu! Heh. Gözünü sevdiğim. Freni yavaş yavaş basıyorum ya. Çözümünü öyle buldum. Tamam. Zorluk 75. Yani frene sert basmamaya çalışıyorum. Sert basmayın. Yavaş yavaş bas çek yapıyorum. Ya da tam net keskin basmıyorum. Sektör bir mor geldi. Bu arada var ya, ölüme gidiyorduk ha. Ölüme gidiyorduk, kurtardı. Ha bayağı ölüme gidiyorduk. Normalde replay atabilirdim orada da istemedim. Gerçekçiliği bozmak istemiyorum mümkün olduğunca. Yani replay'i daha az kullanmaya çalışıyorum artık. Kurtarabildim mi kurtardım, o yüzden gerek yok abi replay'e. Bazı kurtaramadığım durumlarda olabilir. Yeni motorlayız bu arada bu yarışta. Şuna bak abi, bu viraj çok fena bu arada ya. Kötü turladım yine de. Çok kötü karşı. Zorlamak için dedim. Daha da zor.
daha gerçekçi. Güzel. Uzun zaman sonra yukarılara çıktık. Yani dün zorluğu artırdıktan sonra. Hamilton 1'de, Verstappen 2'de. Ben 9'dayım. Valtteri Bottas 3'teymiş. Uzun zaman sonra güzel. Yukarılardayım biraz daha. Ferrari'lerin ikisi de altımda kalmış. Norris ve Leclerc 10-11 paylaşıyor. Pierre Gasly, McLaren 4'te. Weber, Racing Point de ne yükseldi. Alfa Romeo, Raikkonen ve Perez ikisi birlikte. Vettel sonunda uzun zaman sonra o da buralarda. Hadi bakalım. Şimdi ben her ne kadar burada olsam da ceza yiyeceğim motoru değiştiğimiz için. Son sırada başlayabiliriz yarışa da. Milletten hızlı turlayabiliyorum, onu gördüm. Mevzu o asıl. Kanka niye zevk almayayım lan? Kabarajsın niye kötü? Gayet güzel yani. Daha zevk katıyor bence. So, unfortunately we've picked up some grid penalties and we'll be starting further back than you expect. As for how bad it is, that'll depend on what. Güzel. Şuna bak abi, motorun cırkı çıktı o 5 ile 4'ün. O kadar sarı olmaması gerekiyor benim bildiğim. Kamera açısından zevk almasam geçmem zaten canım. Bence kötü bir kamera açısı değil bu arada ya. Sadece şey kötü, adamın sürekli tuşa basıyor olayı. Belçika Spa'da. Hadi bakalım. Beni kaça atacak? 18 derece hava. EA Rogue. Hangi taraf orası? İşte bilgim çok az. Nomad. 7 kilometre mi lan bu? Vay arkadaş, bu kadar büyük olduğunu biliyordum. 19 dönüş, 3 DRS. İlk viraj mı? Şu ince uzun virajı diyorsun değil mi? O virajda hiç gaz kesmeden çıkabiliyorsun bu arada ya. Fren bırak, gaz kesmeden. Ama yarış çizgisinin biraz dışına tasman gerekiyor. Deneyerek oluyor açıkçası. Evet, değişiklikleri görüyoruz. Hülkenberg hiçbir takımda değilken Racing Point'e geçti. Perez de Racing Point'tan Alfa Romeo'ya yer ayrıldı. Giovinazzi şu an hiçbir takım bulunmuyor sanırım. Hadi go. Ben kaçtayım? Sonda mıyım abi? 20. başlamak üzücü olacak ama. Ne yapıyoruz? 5'te pit. 10. Ya işte deneyerek, ben de ilkinde hep gaz kesiyordum. Aynen 20'ciyiz abi. Gaz kesiyordum ben de hep. Gaz kesiyordum. Hatta fren bile bastığım oluyordu orada. Ama sonra chat'teki arkadaşlar gazı kesme deyip durdular bana. Gazı kesme abi, niye kesiyorsun? Freni bırak, gazı kesme hatta. Gaz, full gazla geçersin orada. Sonra denedim. Denediğince oldu. Alıştım öyle hızlıca. Ama dediğin gibi gerçekten zor bir burası yani şey için. Yani o viraj bir değişik duruyor gerçekten. Şuraya değeceksin. O soldaki çıkıntıya mecbur değiyorsun mesela. Bunda ceza almasaydık iyi bir sıra elde ederdim de motor kötüydü. Yani ceza almamak da imkansız. O motorla muhtemelen bunu yapamayabilirdim zaten. Burası da zor mesela. Belki burada da gaz kesilmiyordur da ben kesiyorum genelde. Gaz kesip fren yaptığım bile oluyor yani. Arda hoş geldin. Vallahi şu an zorluklardayız da bakalım, gene 20. başlıyoruz bu yarışa.
Ne oluyor lan? Ha, otomatik kontrolü ele aldı formation'dan mı ya? Default abi, hiçbir şey yapmadım. Stabil default. Arabayı ne bağırtıyorsun? Hadi bakalım. Mesela lastik kitlemek bak böyle durumlarda işe yarayabiliyor. Adama çarpacaktım, çarpmadım. Şimdi bunlar burada fren yapıyor mu acaba CPU? Onu düşünüyorum. Yapıyormuş abi. Dediğim gibi bazı zor durumlarda geri alıyorum hala. Çünkü CPU'nun burada fren yapıp yapmadığına emin olamadım. Ama yapıyormuş. Ben yapmıyordum. Dışarıdan deneyeceğim burayı. Az önceki gibi gene dışarıdan deneyebilirim ama gene aracın kontrolünü kaybedeceğim muhtemelen. Vur bana, vur. Herkes vursun. Gene başımın belası bu. Kubica. Şu aralar başımın belası biraz ama. Ha, baksana, gel dokun abi, birlikte gidelim. Ayıp oluyor. Gel birlikte gidelim yani. İyi var, bir şey olmadı. That's a strong start. Well done. Geldi geçti gene orada bak. Kubica Grosjean'a atak yapacağı için ben atak yapamıyorum şu an. Hadi lan oradan. Aa bak bak. Abi yol bırakmıyorlar ki bana ya. Kardeş salın bir ya. Biz de sürücüyüz. Gördün mü şey chat'teki soran arkadaş. Bak nasıl yavaşladım. Hiçbir şekilde lastik kilitlenmedi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş şey yaptığım için hem gaz kesip hem fren yaptığım için orada lastiği güzel kontrol ettim. Hadi koçum, sıfır frenle buraya geçiyoruz. Hadi. Hadi. I believe you Red Bull. I believe you. Yemiyor abi. Deniyorum again. Be smart again abi. Buradan bir tane daha warning alırsam ceza yiyeceğim muhtemelen. Hayırlısı. Sektör 1'ü mor yaktım. Öyle sürünce yakarım tabi. Russell abi ne haber? Önünde de Butler var değil mi? Vur vur. Vur baba vur. Bayağı sert bir yarış oluyor bu arada. Gördüğünüz üzere. Sektör 2 de yeşil oldu en azından.
Şimdi sıra ön sıraya yetişmek abi. Hayırlısıyla. İnanıyorum. DRS falan geldiğinde yapabileceğim. Nasıl atak yaptı gördünüz mü? Russell'ın atağa bak. Çok iyi atak yapmıştı. Ama geçemedi kıran. Hadi ya burayı düzgün geçeyim. Hadi. Gaz kestim ya. DRS alabilmişim. Uf öne bak. Oy ne oluyor lan? Dört araba yan yana gidiyor. Ön tarafta. Selam. Ne haber? Bir Red Bull yaklaşıyor arkanızdan. Hani söyleyeyim. Bence korkun. Hani benden değil Red Bull'dan korkun. Sonuç olarak araba güzel. Check your MFD for a new strategy option. Bana yeni strateji sunuyor da şimdi bakamayacağım ya Jeff dur. Green flag. Caution, caution. Safety car mı? Ya tam geçecekken safety car ne ya? Allah'ım. Russell da bana yaklaştı. Şu en hızlı yer bak şurada var ya geçecektim işte. Kim yarış dışı kaldı ben onu kaçırdım. Ben niye dönemedim lan burayı? Birde giderken. No context oldu biraz. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Hadi. Yaklaşamıyorum ya. Abi inanılmaz. Vuruyordum bu arada kenara. Kaydık gene ya. Bu kenara çıkınca kayıyorum abi. Dışarıdan alayım da kenara değmeyeyim bari. Burada niye DRS yok? Bayağı hızlı düzlükler. Kötü oynadım burayı. Çok kötü döndüm. Lastikler gitti galiba iyice.
Yok, sıfır gaz keserek nasıl döndün peki orayı? Yakalamışken kaçırdım öndekileri. Malca sürdüğüm için. Russell hemen arkamda. Değilmiş. Hayır. Yani yorum yapmıyorum ya. Yorum yapmıyorum ben. Çarptın mı? Yo. No context yani. Pit'e girerken kaza yaptı. 1.9. Biraz yavaş yaptılar. Babacım hız hız. Üfüne çıtladı be. Mehmet hoş geldin kanki. Bas 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 bas. Çekilin lan. Yeni lastiklerimle ben geliyorum. Yemişim freni. Yok bizde R. Nedim, lastik kilitlenme olayını çözdüm ya chat. Bunu oynamak isteyen varsa sürekli bas çek yiyor abi. Sürekli bas çekte arabanın vitesini düşürüyor çünkü oyun. Manuel oynamıyorsanız eğer. Arabanın vitesini düşürdüğü için de yavaşlıyorsun ister istemez. Ve virajı da dönebiliyorsun abi. Verstappen pit'e girmiş. Verstappen çıktı pitten değil mi? Aa Russell burada. Gene Russell'ın önüne düştüm abi. Az öncekinden hiçbir farkımız yok sıra olarak şu an. Kötü sürmeyip bu Albon'u geçmek istiyorum abi. Hadi fırsat bu.
Fırsat bu. What the fuck? Kral. Sakin. Bu arada bu sesteki bir tepkiyi bir daha doğal olarak duymanız zor benden. Ne dediğimden bir haberim çünkü. Bir şey de demedim zaten de. We have 5 laps of fuel remaining. 5 turluk mu benzinim kaldı? O zaman benzin stekleme zamanı abi. Çünkü yarışta... 11 turmuş lan bu. Bir dakika. Anla ki ya, geri alacağım. 11'miş. Yani 15 diye gördüm ben onu niyeyse. Ricardo önüme geçti. Albon arkamda. Hani Albon'u geçtim de pardon. Unuttum oğlum adamı geçtiğimi. Aynen, sert lastikler burayı daha şey dönmeye başlıyor Arda. Doğrusu. Bayağı fark ediyor. Bir sırada Ricardo. Hadi koçum. Gel bakayım. Gel. Nedense derya kuzusu bunlar diyesim geldi abi. Gel hele, gel. Bırakın gelsin, gel. Gel. Fren yapmak zorunda kaldım. Önüme geçti çünkü. Gel baba. Gel baba. Gel baba. Hadi bay bay. There's 4 laps of fuel remaining. Hayır. Öyle bir şey yok. Ricardo öyle bir şey yok. Hava koridorunu ne güzel kullandı var ya. DRS ile birlikte. Saygılar. Gel hele gel, sen beni bir geçtiydin, geçelim. Ricardo'nun kaybettirdiği zamandan ötürü muhtemelen o öndekileri yakalayıp geçemeyeceğim. Bunun burada bu kadar zaman kaybettirmese bana belki öndekileri yakalardım. Çünkü şundan sonra bir tur kalacak, biraz zor. Gene önüme kırdı ya. Yani o virajı öyle alıyor da. Oh. Hadi be Ricardo be. Abi şuna bak.
Sıkıştırma beni, sıkıştırma beni, sıkıştırma. Sıkıştırma abi işte. Ya dur, yarış sonrası söyleyeyim ben sana onu. Onun ufak detayını söyleyeceğim de. Bendeki sorunu. Zafer sağdan. Oo shit. What the fuck? What the fuck? Bir izlemek istiyorum abi nasıl dokundurduğunu. Bak bak. Oradan göremiyorum. Bak. Hoppa. No contest Ricardo. Neyse penaltı yemedik. Yani bunu yapmak zorundaydım. Tamam bu beni burada DRS'le geçecek muhtemelen de. Ya, orada o kazayı engellemek için adama yol vermem gerekiyordu. Geçişte yanda. Yani o yüzden çarpıyor muhtemelen. İsteyerek çarptığını düşünmüyorum orada. Ricardo'nun bize bu kaybettirdiği zamandan ötürü gerçekten ön sıraya inanılmaz ya. Some information on Hülkenberg. They have an issue with their car. They're going to be slow. Baksana ya. Hani dibindeyim artık. Ama geçemiyorum adamı. Çarpmamak için de lastik kilitliyorum. Lastik zarar. Bu düzlükte geçmem lazım işte. Nasıl geçeceğim bu adamı ya? Hani sınırları zorluyorum şu an biliyorum. Aynı hareketi yapıp duruyorum ya. Sal. Geçmeyeyim burada. This is your final lap. Final lap of the race. Abi yavaşlıyorlar işte burada. Ben de gidiyorum. Yani CPU burada niye yavaşlıyor gerçekten? Ya belki yavaşlamıyordur. Benim araba hızlıdır da hani gidiyorum yani. Çok replay kullandım. Abi şuna bak, bak. Verstappen turunu geliştirdi. İkiniz yan yana gidin, bana yol kalmasın, tamam mı abi? Ricardo geçti. Hmm.
Diego. Sparta hoş geldin. Nedim, arabaya çarpmadan geçmeye çalışıyorum zaten. Yani çarpmamak için ben geri alıyorum. Hani çarpmadan geçmeye deniyordum sürekli. Orada. Tabii canım, Ricardo'nun arkasında bayağı zaman kaybettim. Sen geçemedin mi türlü bilmiyorum. Ya bir de lastik kilitlenmesi, fren asistini düşürmek falan, biraz daha safe sürüyorum fark ettiyseniz. O etkili olabilir. He şey diyeyim Nomad, ERS'yi bahsedeyim. Ya ERS'yi kontrol ederken şunu bırakıyorsun ya, direksiyon kontrolün gidiyor ya. Şunu bırakıp şuradaki tuşlardan basman gerekiyor. Ben direksiyon kontrolünü bıraktığım an gidiyor abi, yarış gidiyor benim için. Hani direkt yol tutuşum, hakimiyetim, her şey kayboluyor. Nedim bilmiyorum ki işte, öğrenmedim daha oğlum oyunu, o tarafını. Öğrenelim. Olacak. So, let's review the driver standings. It's a great result for Lewis Hamilton, who moves further ahead at the top of the table. Some amazing talent out on the track today. But Anthony, who would you pick as your driver of the day? I have to give it to Blue. They did a great job at getting the most out of their tires without losing pace. L1 ve R1. Bak, o zaman olabilir işte. Verstappen ikinci bitirmiş ama Fester'dan puan aldı. İşte yarışları izlemeye başladım şu an. Birçok yarışın özetini de izledim de, oyunla gerçek farklı canım, gene çok fark ediyor o konu. Oyun üzerinde mi? O zaman bakayım ona. Güzel yarıştı ama gene de. Daha iyi bitirebilirdi. Kesinlikle Hülkenberg de yavaşlamıştı. Yani şunu 15. değil, şu yarış yani bir 11-12 en kötüsü vardı ya. En kötüsü. Ligler serbest. Apex Online Racing çok katkı verdi. Ya bir o kadar tryhard yani gidip izlemek, çünkü FM, FIFA falan çıkınca Formula 1'e dönebilir miyim? Belki arada oynarız gene de yayınlarda. Ne diyor? Fast, aggressive style. Any advice for the drivers he passed today? Did you struggle to get through all that traffic today? Do you have any comments about the collisions? Great. Well, that's everything. Kötülüğe gidiyoruz bu arada bayağı ya. Set. Verstappen yine bizi yenecek. Red Bull'da tutamayacağım muhtemelen. Yani atta batınca oyundan atabilir ama attığınız şeylere bakayım.